Saygıdeğer öğretmenlerim, sevgili öğrenciler, hepiniz böyle bir güzel güne, mezuniyet gününe, törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Basma kalıp bir konuşma hazırlamadım. Doğaçlama içimden geldiği gibi sizleri fazla sıkmadan, bulatmadan, güneşin altında beyninize güneş geçirmeden kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Sizlerle tabii çok müşerref olamadık çocuklar. Bu belalı dönemde bir araya geldiğimiz için, belalı dönemde böyle bir etkinlikle, bir eğitim faaliyetiyle beraber olduğumuz için hepimiz bu manada tabii ki hüzünlendik. Pek tanışamadık, kaynaşamadık. Ama öğretmenlerinizle her daim beraberdiniz. Onlar sizleri asla yalnız bırakmadı. Siz onları canlı derslerde terk etseniz de onlar sizi asla terk etmedi. 10 dakika, 20 dakika, bazen 30 dakika gelmediniz. Teşrif etmediniz, edemediniz ama onlar sizi özlemle, hasretle beklediler. Tabii ki öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bu alkış onlar için elbette ki azdır. Biz sizleri, siz değerli yavrularımızı, bunu içimden gelerek samimiyetle söylüyorum. Hani görmeden sevdik deriz ya, görmeden sevdik biz onu. Biz de sizleri çocuklar görmeden sevdik. Sizin kaşınıza, gözünüze, boyunuza, posunuza, endamınıza değil, sizin ahlakınıza, terbiyenize, öğretmenlerinize, saygınıza gurulduk. Bunları gözlemledik. Bunları gözlemledik. Bunların gözden kaçtığını filan da zannetmeyin. Senin edebin, aileden aldığın terbiyen, annenin, babanın sana öğrettikleri senin yürüyüşüne yansır yavrucuğum. Yürüyüşüne yansır. Konuşmana yansır. Yanına bir büyüğün geldiği zaman ayağa kalkmana yansır. Kantinde arkadaşınla sohbet ederken senin ağzından çıkan kelimelere yansır. Ağzından kötü söz çıkmaması ailenden aldığın terbiyeni gösterir. Hiçbir öğrencimi istisna tutmuyorum. Bütün öğrencilerimin böyle olduğuna inanıyorum. Çocuklar, İmam Hatip mezunuyum ben de. 1993 Erzurum İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Sizler o zaman alemi ervahtaydınız. Ruhlar alemindeydiniz. İmam Hatip Lisesi mezunuyum. İmam Hatip'te okuyan öğrenci okuduğu dönemde bunun farkına varmaz. Siz buradan mezun olduktan sonra yıllar geçtikçe bunun farkına varacaksınız. Bir yanlış yapmaya çalıştığınızda ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum deyip bundan imtina edeceksiniz. Onun için çocuklar, bunu yarın daha iyi hissedeceksiniz. Müdür gölgede konuşuyor, biz de güneşteyiz demeyin diye ben de güneşe çıktım. Onun için rahat güneşlenebilirsiniz çocuklar. Çocuklar, mezun oldunuz, artık üniversite gidecek olanlar üniversiteye gidecek. Gidemeyecek olanlar kendi işlerini kuracaktır. İster üniversiteye git, ister gitme yavrum. Sana tavsiyem şudur. Hangi işi yaparsan yap, aşkla, şevkle, vicdanla, ahlakla yaptığın her iş sana mutlaka getirecektir. Bunu bilmek istiyorum. Sana aşkla, şevkle yaptığın iş mutlaka mutluluk getirecektir. Okulunuzu, öğretmenlerinizi asla unutmayın. İnsanın en önemli vasfı çocuklar, vefalı olmasıdır. Öğretmenlerinizi gördüğünüz zaman görmezlikten gelmeyin, onların ellerine kapanın. Her önünüze gelenin elini öpmeyin. Benden size tavsiye, ben çocukluğuma bunu dedim.
Sizler de benim çocuklarımsınız. Her önünüze gelenin elini öpmeyin. Biz Türk geleneğinde şöyle bir şey var. Anne babalarımız hemen öp babanın elini, öp amcanın elini derler. Üç kişinin elini öpün. Annenin, babanın, bir de öğretmenin. Bunun dışında büyüklerimizden elbette ki saygı duyduğumuz insanlar olabilir, ellerini öpebiliriz. Bu dudağımızı aşındırmaz. Ama önünüze her gelenin elini öpmeyin çocuklar. Saygıda kusur etmeyin. Ama önünüze her gelen elini de öpmeyin. Kızlarımız çoğunlukta, onlara iki laf edeyim. Çocuklar, 12 yıllık eğitimin son geldiniz. Tekrar edelim, üniversiteye gitmenizi tavsiye ederim. İnsan üç yerde değişirmiş. Üniversitede, yurt dışında, askerde. Kızlarımız asker görmüyor. Askere gitmeyecek ama erkekler gidince o değişimi yaşayacaklar. Kızlara tavsiyem şu. Dizinizi kırıp evde oturmayın. Eskiden öyle derlerdi. Dizini kır, evde otur. Evde oturup kısmetini bekleme yavrum. Nasıl ki bu okula gelip sosyalleşiyorsunuz, toplum hayatına katılın. Bir iş güç sahibi olun. Kadınların cebi pek olmaz, çantası olur. Çantanızda kendi kattığınız paranız olsun. Ekonomik bağımsızlığınız olsun. Ama erkek de kimmiş diye bir feminist duyguya da asla sahip olmayın. Erkek senin babandır, abindir, kardeşindir, yokçundur, can yoldaşındır, arkadaşındır. Bu feminist duygulara da sahip olmadan, ama ekonomik bağımsızlığını da mutlaka kazanmalısın. Şu cümleyi kurayım. Şu cümleyi kurayım. Bir erkeğe mahkum olmak istemiyorsa bir hanımefendi, ekonomik bağımsızlığını mutlaka kazanmalıdır. Eğer bu bağımsızlığı kazanamazsan, tahakküm altında kalırsın. Para veren emir verir. Emir alan iradesini kullanamaz. Bu açıdan özellikle kızlarımız toplumumuzda maalesef negatif bir ayrımcılığa tabi tutuluyorlar. Negatif bir algıya sahip. Bu algıyı yıkacak, bunu pozitife çevirecek olan siz değerli yavrularımızsınız. Ticaretle uğraşın, ziraatle uğraşın, sanatla uğraşın, ilimle, bilimle asla ve erkeklerin gerisine düşmeyin. Delikanlılara da bir çift sözüm var. Yarın bir gün iş hayatına atılacaksınız, evleneceksiniz, eşleriniz olacak. Eşlerinize erkeksiniz diye zulmetmeyin. Erkeklik kendimizden zayıfları ezmekle değil, onları korumakla ortaya konacak bir şeydir. Yoksa ezmek bir erkeklik değildir, ürkekliktir. Bu açıdan eşlerimize, kız kardeşlerimize saygıda kusur etmeyelim. Onları Allah'ın bir emaneti gibi görelim. Kızlarımız da elbette ki erkeklere bu gözle bakarlarsa hiçbir sorun kalmaz. Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler. Allah sizlere helalinden kazanmayı, helalinden yemeyi nasip etsin. Sevgiden, saygıdan, merhametten yolunuz geçsin. Kötülerle, kötülüklerle, kötü insanlarla sizleri karşılaştırmasın. Vatanına, milletine bağlı, devletine bağlı, sadık insanlar olmayı Yüce Rabbim sizlere nasip eylesin. Duamız, emniyetimiz, dileğimiz budur. Siz zaten bu yolda gideceksiniz. Bundan hiç ama hiç şüphemiz yok. Ama biz yine de evrene, şu evrenin boşluğuna bu güzel mesajımızı, bu güzel duamızı yayalım. Sizleri gönülden kutluyorum. Allah'a emanet ediyorum. Yolunuz, bahtınız, geleceğiniz aydınlık olsun gençler.